lazım. Bir kadın aç skandalı lazım. Onu bekliyorum. Bu olayların hepsinde bu olur. Şimdi Anadolu Ajansı olayına Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlarından, baş danışmanlarından Masan Yıldırıman zehri zemberek tweetten bir açıklama yapmış. Bu işi kahpelik olarak nitelendirmiş. Affınıza sığınırım. Lütfi'de bir sıkıntı yok, yok değil mi? Yok. Yani bakın küfür etmeyelim yeter yani. Sıkıntı açık ve net söylüyorum. Anadolu Ajansı'nın bu 15 Temmuz gecesi yaptığı provokasyondan sonra ikinci provokasyondur. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Marmaris'teki açıklaması biliyorsunuz meydanlara çıkın açıklamasından daha önce yanında Berat Albayrak olduğu arkada Hasan Doğan'ın göründüğü görüntüyü Anadolu Ajansı servis etmemiştir. Sadece o muydu? Nereye bağlanamadı da CNN'e Hande Fırat'a bağlanmak zorunda kaldı? O da var. Ve o gece darbeyle ilgili haber yapan iki tane muhabirin bir tanesini zorla emekli ettiler. Bir tanesi de yani şu anda orada çok iyi durumda olacak. Çocuğu muhabir olarak kullanıyor. Şimdi Anadolu Ajansı'nın son 5 yılda ikinci operasyonu. Bu lekeyi Anadolu Ajansı'ndan temizlemeleri lazım. Şimdi Süleyman Soylu ile ilgili. Tamam. Değerli izleyiciler der ki ya bu adamlar ne oluyor da bu Süleyman Soylu yapıyor, ediyor filan. Ya şimdi bunu açıkça söylememiz lazım. Biz gazeteciyiz. Ve kalemimizden, fikir namusumuzdan başka bir gelirimiz yok. Bizim arkamızda bir leke yok. Benim Sedat Peker'le bir telefon görüşmem yok. Onun için korku içinde değilim. Aa beni de kayda aldı mı diye. Bana sıfır araba almışlar, ev almışlar. Bana marinada yemek ısmarlamışlar, canım abim demişler. SBK Holding'in arkasında gezmiş değiliz. Biz doğrudan Cenab-ı Allah'a bağlıyız. Herkes Sedat Peker diyor. Ama ben gazeteci olarak izlerim için diyorum ki Süleyman Soylu 4 çeker diyor.